yeni kurulan belediye olarak biz bütün hizmet birimlerimizle, müdürlüklerimizle birlikte yeni sıfırdan oluşan bir belediye kurduk, yarattık. Bizim oturacak bir mekanımız, bir bakanımız bile yoktu. Evet. Bildiğiniz gibi bu bina geçmişte Aydın Belediyesi olarak kullanılan bir binamızdı. Tabii yeni sarı binaya geçildikten sonra burası terk edilmiş, harap halde, yangından çıkmış gibi bir konum vaziyetteydi. Biz kısa zamanda, bir ay içerisinde burayı restore ettik, tekliş ettik. Bütün bu malzemeleri olmayan bütçe olmayan bütçeyle devlet malzeme ofisimizden temin ederek ayrıca tabii burası ek bina, geçmişte yapışlet devlet modeliyle yapılmış, 2020'ye kadar kullanma hakkı ve yetkisi var bizde. Tabii burası yeterli değil. Bildiğiniz gibi o yine Espo'nun 3. katını 90 tane dükkan vardı orada. İki, üçünün dışında boştu zaten. Orayı kiralayarak oradaki dükkanları da restore ettik. Malzemelerini alıp tefriş ettik. Tüm personelimizin çalışabileceği bir ortam yarattık. Ben aklımdan geçen en uygun yer olarak şu karşımızda geçmişte Carrefour'un bulunduğu yeri büyük şehrimizden talep etmiştim. Büyükşehirimize de o uygun görülmedi. Hala bir arayış içindeyiz. Bir kazma küreğimiz yoktu bizim. 20'nin üstünde iş makinesi aldık. Bu Aydın'ımızın sorunu değil, Türkiye'nin sorunu. Geldiğim günden beri inanın her gün iş talebine gelen 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi oluyor. Ve benim en çok üzüldüğüm konulardan birisi de bu. Belediye, Fener Belediyesi olarak biz az önce de ifade ettim, daha önceki 22 mahallesi olan Aydın Belediyesi'ne 56 köy, 5 belde daha katıldı. Nüfusumuz 100 bin arttı. Bütçemiz yarıya düştü. Şu anda zaten geçmişten gelen, bize bırakılan Aydın Belediyesi'nin personeli arttı. Özel idareden gelen personeller arttı. Beldelerden gelen, köylerden gelen çalışanlar. Şu anda bizim hizmetimizi aksatmadan yürüteceğimiz zaten personelimiz var. Hı hı. Evet, bizim aldığımız daha çok elemanlar Fener Belediyesi olarak temizlik hizmetleri yükselici firma tarafından yürütülüyor. Yani taşeron eleman işçi olarak nitelediğimiz çalışanlar marifetiyle. Yani temizlik hizmeti için eleman alıyoruz. Mezarlık defin hizmetleri için, ilaçlama hizmetleri için eleman aldık, alıyoruz. Bir de güvenlik için aldık. Bu da sınırlı sayıda. Pazar yerleri gerçekten Aydın Efeler merkezimizde ciddi bir sorun. Yıllardır işte cam aralarında yayılan pazar, belli günlerde yayılan pazarlara vatandaşımız da alışmış. Salı pazarı dediğimiz pazar 150 yıldan beri kurulan bir pazar olduğunu Duran Hocam daha iyi görürler. 150 yıldır bu pazarın hala devam etmekte olduğu söylenir. Hep şikayet ederiz. Yani bir cenaze olsa, bir yangın olsa ne itfaiye girebilecek, ne cenaze aracı girebilecek, bir hasta olsa yetiştirebileceksiniz gibi endişelerle, eleştirilerle hep bu pazar yerinin kapalı alana alınması düşüncesi, önerisi konuşulur, paylaşılır. Fakat bu pazar yerini kaldıracağım dediğimiz zaman da herkes karşımıza çıkar. Ama doğrusu tabii ki daha düzenli, medeni, artık sağlıklı. Yani inanın salı pazarında bir tuvalet yok. Şimdi arıyoruz, Zafer Mahallesi de yapılaşmasını tamamlamış. Bir tuvalet yapacağınız kamuya uygun alan yok. Köylülerimiz var, üreticiler falan. Her yere de gitmeleri mümkün değil. Onların sıkıntılarını anlamamak mümkün değil. Bir ayda fazla satıcı bayan var. Evet. Evet. Durum hocam, köylerimizde ürettiği ürünü, bir kasa domatesi, işte bir sepet armudu, inciri getirip satarak geçimini sağlayan yurttaşlarımız var. Bunun üzerine biz yer bulamayınca
Mobil bir tuvalet düşündük. İşte yılbaşından sonra siparişini de verdik, yapılıyor. Ama böyle uçak konforunda bir şey, öyle traktörden, otobüsten bozma değil de çok konforlu olacak. Çok komik bir soru o. Yani Mesut Özakcan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edeceği düşünülebilir mi? Bir yanılgı içerisinde arkadaşlarımız olsa gerek. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne sosyal demokrat kimliğe yakışır bir duruş davranış içinde oldum bugüne kadar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasette başladım. Ve yaşamımın sonuna kadar da Cumhuriyet Halk Partisi olmaya devam ederim. Pazar yeri, demin konuşmamızın başında da ifade ettik. Bu taşınır taşınmazların dağıtımı konusunda. Şimdi iki tane kapalı pazar yerimiz var. Fatih pazar yeri, bir de Efeken pazar yeri. Bu pazar yerlerimiz de büyükşehre verilmiş. Büyükşehir ait olunca tasarruf yetkisi de büyükşehirde. Ben göreve geldiğimde Fatih pazar yerini de gördüm. Dedim böyle bir pazar yeri varsa niçin kullanılmaz bu mahallede? Hatta cuma ve perşembe günleri kurulan pazar, sokak aralığında kurulan pazar yerlerini kaldıralım. Bu kapalı pazar yerini tekrar bir elden geçirip düzenleyelim. Bütün pazarcılarla hatta görüştük, onların yerlerini falan belirledik. Tasarruf kullanma yetkisi büyük şehrimizde olduğu için oraya o geçişi sağlayıp kullanma imkanına ulaşamadık. İki katlı ev diye gözüküyormuş o şeyde. Onu bunu yapmamışlar. Onun için herhalde bize kaldı. Ve onun dışında bırakılan böyle taşınmaz bir malımız falan yok. Daha sonra bize ait ortaya çıkınca tabii büyükşehirimiz orada bazı personellerini falan istihdam etmiş. Kültür büyüğüyle ilgili personel sanıyorum. Tabii bizim bildiğiniz gibi nikah dairesi vardı şu Salı Pazarı'nın olduğu yıkılan yerde. Muhtarlık binamızla birlikte yıkıldı. Şimdi oradaki nikah işlerini ilçe belediyeleri yapıyor. Şimdi nikah dairesi bile büyükşehire verilmiş. Büyükşehir nikah yapmıyor. Bizde olması gereken bu taşınmazlar da büyükşehirde olunca kullanma tasarruf hakkı ve yetkiniz de olmuyor. Dolayısıyla Salı Pazarı'nın olduğu yer yıkılınca biz nikah yapacak yerimiz yok. Şu anda Çeşitepe Belediye'mizin düğün salonunda oralarda nikah işlemlerimizi, hizmetlerimizi vermeye çalışıyoruz ama vatandaşımız için de sıkıntı oluyor. Ulaşmakta zorluk çekiyor, yeri bulmakta zorluk çekiyor. Tabii bu yıkım olayından sonra biz daha önce de büyükşehirimizden talep ettik orayı ama yani büyükşehirimiz geçmiş dönemde kendilerinin yapmış olmasından dolayı mı sahiplenme duygusu içinde oldular orayı? Orayı kullanmak ya da ihtiyaçlarından dolayı kullanmayı devam ettiler. Ama biz boşaltılması için yazışmalarımızı yaptık. Eğer boşaltılıp bize teslim edilirse, ki edilecek eğer hiç, nikah salonu olarak da orayı kullanmak istiyorum. Yani bir düzenleme yapın. Yani düğün için değil ama nikah için işte ise şehir merkezimizde bir yerimiz olsun diye düşünüyorum. Kısmet olursa orayı bu şekilde... Bakın çok şükür.